kırıklardan suyun kaçma durumu söz konusudur ve var olan suya bir daha sahip olunamaz. Daha kirliliğe gelmedim. Siyanürle kirliliğe gelmedim. İşte 50 yıl önce yaşanmış bir deprem örneği var. Hepimizin yaşadığı, ben de yaşadım o dönemdeki depremi. O depremle ne olacağı hiç belli değil. Siz koruma altına alsanız dahi ki bu siyanür doğada yok olmuyor. O kadar endemik bitki, o kadar tababet dediğimiz bitkiler yok olacak. Hayvan varlığı yok olacak. Yılkı atları yok olacak. Kısaca Murat Dağı bölgenin eğer yok olur ise çölleşmesine neden olacak. Bu nedenle siyaset üstü bir yaklaşımla bu chat başta olmak üzere mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz. Uşaklısı, Kütahyalısı yok. Bizler belki daha öncesinden harekete geçmiş olabiliriz ama bundan sonra hep birlikte devam edeceğiz. Bu mantıkla da zaten Uşak Çevre Gönülleri Derneği ve bileşenleri olarak sizleri ziyarete geldik. Bugünkü basın açıklamasına destek vermeye geldik. Bu konuda da sizleri ziyarete geldik. Güler yüzlülüğünüze teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Şimdi ben biz... önce bir iki şey eklemek istiyorum. Aslında Hasan Hocam ve siz çok doğru şeylerden bahsettiniz. Ve söylenmesi gerekenleri söylediniz. Örneğin Murat Dağı bugün Anadolu Yarımadası'nın suyunun %40'ına ev sahipliği yapan bir dağ. Evet. Böylesine bir değeri var. ÇED raporundan bahsettiniz. Orada çok güzel şeylerden bahsediyor. İşte nasıl önlemler olacağından falan bahsediyor. ÇED raporunda ilk elde 530 hektarlık alanda faaliyetin başlayacağını ama 5 yılın sonunda 10 yıl bu sürecin daha uzayacağını ve toplam maden alanının 1200 hektara çıkacağını da söylüyor. Geçen hafta medyaya çıkan bir haber vardı. 3. havalimanı yapılırken ÇED raporunda 2,5 milyon ağacın kesileceği söyleniyordu. Evet. Ama bugün gelindiğinde orada kuzey ormanlarında 13 milyon ağaç kesildi. Yani biz şirketlerin hazırladıkları bu chat raporlarına ne kadar uyduklarını ya da ne kadar uymadıklarını çok iyi biliyoruz. Buradaki en büyük risklerden bir tanesi de aslında şu an bizim çok da göremediğimiz, şey yapamadığımız Murat Dağı'nda pek çok şirkete yaklaşık 10-15 yılda çeşitli madenler için ruhsatlar verilmiş. Nikelinden boruna kadar. Ve bunlar her yıl ruhsatlarını güncelliyorlar. Yasal süreçleri, prosedürleri açmışlar. Yarın öbür gün herhangi bir yer şey için bir yerde faaliyete başladıklarında iş araçlarını sokup ağaçları kesiyoruz dediklerinde önlerinde bir engel yok. Murat Dağı'ndaki altın madeni aslında bütün o 500 kilometrelik alanda bir maden sahasının açılmasının da bir kapısı. Biz bu kapıyı bu şirkete açtırırsak diğer şirketler de arkalarından girecekler. Sizin ve Hasan Hocam'ın söylediği şey çok doğru. Burası su kaynağı. Su kaynağımız bir altın madeniyle risk altındayken burası bir maden sahasına döndüğünde felakettir. Temelli küllü felakettir. O yüzden buradaki maden, altın madenine karşı mücadele çok değerli ve çok önemli. Evet. Bir cümle yapayım. Burası volkanik bir dağdır. Ve volkanik dağda zaten bu çeşit madenlerin hepsi vardır. Evet. Ama maden mi, madenin üst tarafı mı? Evet. Murat Dağı'nın altını mı, üstü mü değerli? Yani o açıdan bakmak gerekiyor ki o açıdan çok önemli olduğunu düşünüyorum.